Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Rusya, Kuveyt, Katar turuna çıkmadan önce depremle sarsılan Irak ve İran'a her türlü yardımın yapılacağını söyledi. Erdoğan bölgedeki kardeşlerimizin yanında yer alacağız dedi. Cumhurbaşkanı kritik görüşmeleri öncesinde ise Suriye başlığını işaret etti ve Afrin'de gerekli adımları atmakta kararlı olduklarının altını çizdi. Tüm Irak ve İran halkına geçmiş olsun diyorum. İran ve Irak'a vuran deprem için geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye'nin iki ülkenin de yanında olduğunu vurguladı. Gereken her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Rusya'ya gitmeden önce sıcak gündemi değerlendirdi. Askeri çözüm söz konusu değilse o zaman çeksinler askerlerini. Orada Türkiye'nin askeri yok ki. Putin ve Trump'ın Vietnam'dan verdiği Suriye mesajı Cumhurbaşkanı'nın tepkisine neden oldu. Tam da kritik ziyareti öncesinde yaptığı açıklamayı Putin'le değerlendireceğiz dedi. Dünya ahmak değil. Bazı gerçekler maalesef farklı söyleniyor ama uygulaması farklı oluyor. İdlib operasyonu sonrası Afrin'e yönelik atılacak adım merak edilirken kritik mesajı gider ayak verdi. Afrin'in zaman zaman bize karşı olan tacizini göz ardı edemeyiz. Gerekli adımları atmakta kararlıyız. Rusya'yla müşterek adım atmanın görüşmelerini kendileriyle de yaptık. İç siyasetle soruldu hareketinden önce İsmail Kahraman'ın meclis başkanlığı adaylığını değerlendirdi. Ben de sizler gibi aslında yeni öğrenmiş bulunuyorum. Bana düşen tabii ki hayırlı olsun demektir. Oy kullanma yetkim hakkımda yok. Dün akşamsa bir spor programına konuk oldu Cumhurbaşkanı. 14 yaşında başlayan futbol serüvenini anlattı. Ben itirazı yaptım. Çıkardı bana kırmızı kartı gösterdi. Hayatımda bir kırmızı kart vardır otur. Başka yok. Bahçeli'nin açıklamalarıyla gündeme oturan yabancı kontenjanı tartışmasına da dahil oldu. 2019'a kadar anlaşmalar yapıldığına göre bunun üzerinde herhangi bir spekülasyon yapmaya gerek yok. Hiç olmasın mantığı bir defa yanlış bir mantık. Bu olacak bir şey değil.